açılmış sabah. Evet, bayağı. Gördüm. Ara görülmüştür. İlk yerime koyuyor ya, sağ ol. Sağ ol. Yol kapalı. Sağ ol. Hayır. Bir minibüsü var. Genç. İşaret vereyim gene gelirsen. Sakin ol. Vallahi ya. O taksiye getirirsin. Sakin ol. Sabırdan sağ ol. Bölgede yetişen yöresel sebzeler, meyveler şu an o bölgede yetişiyor. Tam ortasından da Dicle'ye geçiyor. Ongözlü Köprü 1065 yılında Mervaniler döneminde yapılıyor. Dicle Köprüsü, Ongözlü Köprü, Silvan Köprüsü gibi isimlerle de kaynaklarda geçiyor. Dicle Nehri'nden ötürü Dicle ismini almaktadır. Mervaniler döneminde yapılması hasebiyle Mervaniler köprüsü olarak da anılmakta. Bu köprüyü diğer köprülerden ayıran özellik 10 tane kemer gözden oluşmasıdır. Ve biz o köprüyle alakalı, yapıyla alakalı bilgi onun üzerindeki kitabeden, Kufi yazısıyla yazılmış güney kısmında 9. ve 10. gözünde bulunan kitabeden aslında, Kufi yazısıyla yazılan kitabeden bilgi ediniyoruz. Bizans döneminde şehrin kuşatılması söz konusu olunca bir dönem şehir hükümdarı tarafından yıkılıyor. Tekrardan restore ediliyor. Albert Gabriel'in kaynaklarında da profesör. Onun kaynaklarında da yine 1065 yılında yapıldığı geçiyor.